Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Gece hepimize mübarek olsun. Bir Ramazan-ı Şerif gecesinde Allah'ın rızasını kazanmayı umduğumuz bir iş yapıyoruz. Rabbim kabul buyursun. Feyizli, bereketli iş olarak sonuçlarını görmeyi de bize kolay etsin. Ben hanım kardeşlerime, bey efendi kardeşlerime ve genç kardeşlerime hiçbir zaman unutmamaları gereken büyük bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Allah Celle Celaluhu tam anlamıyla on binlerce peygamber gönderdi. Yani beş bin, on bin, kırk bin, elli bin değil. Yüz yirmiden fazla binli peygamber gönderdi. Bunlardan 25 tanesinin örnek hayatını bize anlattı. Bin seneye yakın yaşamış Nuh aleyhisselam var, İbrahim aleyhisselam var, Musa aleyhisselam var. Bu peygamberlerden Allah'ın seçme olarak bize anlattığının 5 büyük peygamberi de ulul azim dediğimiz peygamberler özellikle öne çıkarılarak anlatılmış. Şimdi Allah'ın dinini, arşı, cenneti, cehennemi anlatmak için, temsil etmek için gönderilmiş bir peygamberin gündemi ne olabilir diye bir soru sorulsa, bu soruya ne cevap veririz? E cennet olur, cehennem olur, iman olur, işte müminler, kafirler, bunları gündem yaparız biz. Dönelim, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Buraya çok dikkat ediyoruz. Bu peygamberlerin, aleyhimusselam cemiyen, adlarını böyle sıradan bir isim gibi anmamış olalım. Selam gönderelim onlara. Bu peygamberlerin Allah var. Ey insanlar putları bırakın diye mesaj verdiklerini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'den izliyoruz. Yüzlerce ayette ki bunların bir kısmının adına sure var. Mesela Yusuf Suresi var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın anlatıldığı Meryem Suresi var. Hud Suresi var. Nuh suresi var. Muhammed suresi var Aleyhissalatu vesselam. Bu surelerden yüzlerce ayetten bu peygamberlerin gündemini inceliyoruz. Gündem. Ne gündemleri? Allah, ahiret, hak, sevap ve benzeri şeyler. Bir şey bütün anne ve babaların anne olacak adayların Baba olacak adayların dikkatini çekmesi lazım. Bir de bu peygamberlerin arş gibi, cennet gibi, cehennem gibi çocuk gündemi var Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf Suresi 10 sayfadan fazla Kur'an-ı Kerim'de. Yani yarım cüz Kur'an-ı Kerim'de. Başından sonuna kadar bir peygamber olan Yakub Aleyhisselam'ın çocuğuyla ilgili bir sorunu anlatıyor. Nuh Aleyhisselam'ın 950 senelik mücadelesinin özetlendiğinde dünyada tufan olmuş, yeryüzü suyuyla dolmuş vesaire. O büyük tufanın ortasında çocuklarından bahsediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Baba mücadelesini anlatıyor. Aynı şekilde onun amcasının oğlu Lut Aleyhisselam'ın ailesinden söz ediyor. Biz buradan şöyle bir noktaya gelmek istiyoruz. Neticede biz Müslüman filan hanımefendi, filan beyefendi işte İstanbul'da yaşayan İstanbul'un gün göreninde yaşayan bir Müslüman değil de. kadar yani misal olsun diye konuşalım. peygamber olsaydık. Adımız Kur'an'da geçecek düzeyde yüksek bir peygamberlik makamımız olsaydı. Daha da ileri gidelim bu peygamberlerin on binlerce peygamberin ilk beşine giren peygamberlerden biri olsaydık, İbrahim olsaydık, Nuh olsaydık, ne olursak olalım çocuk gündemimiz olacaktı. Benim hanım kardeşlerim ellerini açıp ya Rabbi çocuklarımı ıslah et, sıkıntı verme diye dua ediyorlar. Onlar Yakup olsaydı ki dedesi İbrahim, kendisi peygamber, babası peygamber, dedesi peygamber bir peygamber olsaydı Dualar etseydi sabahtan akşama kadar 3 ay, 5 ay, 5 sene, 10 sene, 20 sene dua etseydi Yakup Aleyhisselam gibi. Dua etmekten ve ağlamaktan gözlerine ak düşseydi yine Yusuf diye bir derdi olacaktı. Çünkü bu dünyayı Allah cennet olarak yaratmamıştır. Dünyayı dünya olarak çamur toprak, su, dağ, rüzgar, kış, yaz şartlarında yaratmıştır. Dolayısıyla dünya rahat yeri değil, imtihan yeridir. Bu imtihanda eğer insanlığın efendileri olan, Allah'a en yakın kullar olan peygamberler üzerinden incelenecek olsaydı, çocuk, aile, baba, anne diye bir sorun muhakkak karşımıza çıkacaktı. Biz sadece işte nikahımızda hoca efendiler dualar yaptı. Biz de evlendiğimizden beri hep namaz kılıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız evliya olacak diye tasarılar zihnimizde yaparsak tamam böyle bir bekleme hakkımız var. Allah'tan bunu isteriz, böyle dua ederiz. Böyle olacak diye kesin bir kanaat oluşturursak kafamızda başka türlü olunca nasıl olur? Biz bu belayı nereden bulduk diye düşünecek olursak o zaman bir sorunun cevabını bulamayız. Nuh Aleyhisselam namaz kılmayan bir baba mıydı? İbrahim Aleyhisselam'ın yani ibadet eksikliği mi vardı? Ateşe atılan o değil mi Allah yolunda? Allah yolunda sıkıntıyı o çekmedi mi? E nedir İbrahim Aleyhisselam'ın çektiği? Nedir Yakup Aleyhisselam'ın çektiği? Yani Yakup Aleyhisselam'ın yanlışları mı var? Hata mı etti? Çocuğunu başka yanlış bir okula mı gönderdi? Hayır. Bir peygamber olarak yüzde yüz meleklerin kontrolünde yaptığı yapacağını. Ama Allahu Teala kader yazmış. Nedir o? İnsan oğlunun dünyada kaderinde rahatlık yoktur. İmtihan vardır. Bu imtihan ölüm korkusudur. Yeri gelir açlıktır. Yeri gelir fakirliktir. Yeri gelir insanların zulmüdür. Yeri gelir bir inşaattan düşmektir. Yeri gelir hastalanmaktır. Her türlü vardır bu imtihan. Bunlardan bir tanesi ve peygamberler düzeyinde yüksek oranda varlığı söz konusu olan birisi evlat imtihanıdır. Bunun için diyoruz ki biz Müslümanlar olarak, anneler ve babalar olarak eğer Kudüs diye bir davamız, bir derdimiz, Keşmir diye bir davamız, derdimiz, savaş olan yerlerde müminlerin çilesine destek olma, onlara el vermek gibi bir derdimiz var da, evlat imtihanı diye bir derdimiz listemizde yoksa biz buzlu bir ortamda elimiz cebimizde ıslık çalarak yürüyoruz demektir. Kayıp düşeceğimizden şüphemiz olmasın. Bu nedenle evlat imtihanını Kudüs gibi, cihat gibi, namaz gibi peygamberler düzeyinde bir dava, bir imtihan olarak görenler Nuh Aleyhisselam gibi kazanırlar Allah'ın izniyle. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın istediği olmadı. Çocuğu çok kötü bir akıbetle helak oldu gitti ama onun Allah'ın ilk beş kulu olmasından biri gerçeğini değiştirmedi bu. Çünkü Nuh Aleyhisselam üzerine düşeni yaptı. Son nefes verirken de oğlu için gözyaşları akıttı. Sonra cepheler ayrılınca hiçbir şekilde esef etmedi. Neden? Allah'a teslim oldu. Aynı şekilde biz her türlü gayretimizi yapar, üstün niyetler taşır ama buna rağmen Kudüs'ü Yahudinin işgalinden kurtaramazsak İmanımız gitti, tehlikeye düştük diyor muyuz? Hayır, çırpındık olmadı diyoruz. Allah mağfiret etsin diyoruz. Aynı şey evlatlarımız için de geçerli. Neden? Çünkü evlat ve Kudüs aynı imtihandır. Açlık korkusu, fakirlik korkusu, taarruza uğramak korkusu, zulüm görmek korkusu neyse evlatta başarısızlık da böyle bir endişedir. Bu nedenle değerli mümin kardeşlerim, bu mübarek Ramazan-ı Şerif gecesinde size büyük bir gerçeği hatırlatıyorum. Lütfen evlat imtihanını ismini güzel koyduk. Ezanını okuttuk. Hoca Efendi de gelip duasını yapmıştı diye bitecek bir imtihan lütfen görmeyiniz. Hatta çocuğunuz Elif Cüz'ü öğrendi. Tebareke suresini ezberledi işte yarım hafız oldu. Asla proje bitmedi. Şeytan için bitmiyor ki. Son nefesini vermeden o çocuk, şeytan ondan elini çekmiyor. Dolayısıyla bizim mücadelemiz, çocuğumuz akıl bali oluncaya kadar değil, çocuğumuz evlenene kadar değil. Ben baba ve anne olarak bu dünyada var olduğum sürece veya o canlı bir insan olarak bu dünyada var olduğu sürece ikimizin ortasındaki en büyük rakibimiz iblis de var olacak. Ve iblis ölmeyecek. Dolayısıyla biz mücadelemizi asla ve kata çocuğumuza hafız yaparak bitirdiğimizi zannedemeyiz. İmam Hatip Lisesi'ne göndeririz, İmam Hatip Lisesi'ne salamayız. İmam Hatip Lisesi'ne çocuklarını salanların, salmak kelimesini bilerek anlayacağınızı zannederek kullanıyorum. Kur'an kursuna, medreseye çocuğunu salanlar gönderenler değil. Salanlar. Böylece oturup akraba ile muhabbet edecek vaktin kendisine kaldığını zannedenler yere yığıldıkları zaman üzülecekler ama iş işten geçmiş olacak. Çünkü medreseye de göndersek, İmam Hatip Lisesi'ne de göndersek, Umre'ye de göndersek, Hacca da göndersek bizim görevimiz bitmiyor. Hangi birimiz Yakup Aleyhisselam'ın veya da Nuh Aleyhisselam'ın medresesi gibi bir medresede bulup, okul bulup çocuğumuzu oraya gönderebiliriz ki Nuh Aleyhisselam'ında, diğer peygamberlerinde çocukları Bizim açımızdan, bizim açımızdan hayal bile edilemeyecek Cebrail'in baş öğretmen olduğu bir evde çocuk büyüttüler. Unutmayınız, Cebrail Aleyhisselam'ın baş öğretmen olduğu, vahiy getirdiği bir evin çocuğunda eğitim başarısızlıkla sonuç verebildi. Nerede kaldı ki bizler? Hangi mantıkla nasıl yürüdüğü belli olmayan bir çetrefilli dünyada çocuk yetiştiriyoruz. Sanki kendimiz zaten bir velilik makamına gelmiş gibi de değiliz. Gelsek de bir şey değişmeyecek. Bu imtihanı bu çapta anlamadığımız sürece çocuklarımız bizi en ummadığımız günde üzebilirler. Bu sebeple bütün anne kardeşlerime, bütün baba kardeşlerime ve beni şu anda dinleyen henüz anne baba adayı olmayan ama muhakkak olmaya hazır olan kardeşlerime diyorum ki 1 sakın ve sakın Allah'tan başka size bu konuda %100 garantili yardım edebilecek birisini bulacağınızı zannetmeyiniz. Çok yanılırsınız. Okuldu medreseydi, filan vakıftı, filan kamptı. Bunlar pansuman hep. İşin aslında Allah'ın rahmet eli üzerinizde mi değil mi? Ona bakınız. Onu nasıl sağlayacaksınız? Tamam Ramazan'da böyle bir dua yapalım. Melekler evimizi doldursun. Böyle olmaz. Hiçbirimiz, hiçbirimiz Nuh Aleyhisselam'dan fazla dua edemeyiz. Hiçbirimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fazla dua edemeyiz. Hiçbir peygamberi duada yakınında olacak kadar bile yakın bir dua mantığıyla yakalayamayız biz. Ama bütün gayretimizle Allah'a dayandığımızı, diğer bütün sebepleri ayrıntı gördüğümüzü, Allah benimle olsun, melekleri yanımda olsun, gerisi kolay, bir çare bulunur dediğimi, ben de inanmalıyım. Bu benim teheccüddeki duamla ölçülebilir. Bu benim dua ederkenki gözyaşımla ölçülebilir. Bu benim yavrum 3 aylıkken ağladı, ateşi var diye uykusuz kalıp da ona böyle sütünü göklerden yağmur yağıyor rahmetiyle emziren annedeki duygusallıkla Sabah namazından sonra dua ederse anne Allah'a bağlanıyor demektir. Allah'ı yanında görmek istiyor demektir. Bu dua çok önemli. Allah'a güvenmek çok önemli. Bunun Kur'an'ımızda müthiş bir örneği var. Hani Hanne isimli bir kadın var. Meryem annemizin annesi. Çocuğu doğmadan çocuğunu Allah'a diyor ve bu senin dinine hizmet etsin istiyor. Bu adağını Allah daha çocuk yok. Çocuk yok. Hamileliği kadın kız mı erkek mi belli değil. Buna rağmen Allah samimiyetine bakıp çok güzel kabul ettik bu duasını. Çok güzel kabul ettik. Sonucu ne oldu duanın? Adem Aleyhisselam'dan sonra farklı bir insan olarak İsa aleyhisselamı Allah o kadının duasının sonucu olarak yarattı. Dolayısıyla kadınlar bu Hanne kadının Kur'an-ı Kerim'deki örnekliğini gördükleri halde hala benim duamdan ne olur zannediyorlarsa hiçbir şey anlamamışlar Kur'an-ı Kerim'den demektir. Hiçbir şekilde Allah'ın azametini ve duanın gücünü bilmiyorlar demektir ana duası, baba duası, gökleri ikiye bölüp içinden Cebrail indirecek bir duadır. Bunu unutmuyoruz. Bir, ikinci meselemiz evlat yetiştirmek isteyen ev sahipleri aralarında tartışma yaşamayacaklar. Nasıl bölünmüş ailelerin çocukları uyuşturucuya bulaşıyor, terör örgütlerine bulaşıyor deniyor kalp beraberliği, ruh bütünlüğü sağlayamayan karı kocaların çocuklarından yüksek beklenti içinde olmaları da bir hayaldir. Gerçeklerle bağlantısı olmaz bunun. Peki benim eşim, kocam veya hanımım katlanılacak birisi değil. Tamam, doğru. Ama beklediğin ümmetin gözünü aydınlık yapacak, senin ahiretini kurtaracak çocuk uğruna hapiste kalmaya bile razı olmalı değil miydin sen? Nerede kaldı ki eşinin sıkıntılarına haydi hay hazır olacaksın. Biz evlerimizi, yatak odalarımızı, evlerimizdeki oturma odalarını Allah'a adanmış bir mantıkla oluşturup yaşatamadığımız sürece çocuklarımızı Allah'a adadığımızı İslama, Müslümanlara, ümmete adadığımızı meleklere inandıramayız. Öyle edebiyatlar yaparız. Çocuğum Allah'a adanmış deriz ama Allah'tan önce şeytan çocuğu kapmış evdeki huzursuzluklar sebebiyle. Çocuklarımızda samimi beklentilerimiz varsa dayanılmaz eşe bile dayanmak zorundayız. Bu isteğimizdeki samimiyetimizi gösterecek. Üçüncü olarak da, eğer çocuklarımızı bu yüksek beklentili ve imtihanımız mantığıyla görüyorsak, çocuklarımız dünyada yüzümüzü güldürecek, cennette umudumuz olacak diye inanıyorsak, herkes kendi inancındaki samimiyetini kendisi bilir, o zaman çocuklarımız, Annelerinin karnına düşmeden önceki günlerden itibaren haramla şüpheyle tanışmayacaklar. Haram ne diyoruz? Yediğimiz içtiğimiz şeylere diyoruz. Gözümüzden giren virüslere diyoruz. Kulağımızdan giren virüslere diyoruz. Ağzımızdan giren virüslere diyoruz. Çocuklarımız haramdan sıyrılmadıkça şeytandan sıyrılamazlar. Çünkü şeytan gelip böyle halatlarla çocuklarımızı bağlamıyor. Haramlarla, şüpheler sarmalıyla çocuklarımızı bağlıyor. Dolayısıyla evlerimiz bir tür mikroplara karşı karantinaya alındığı gibi haramlara karşı karantina altında olması lazım. Böyle bir evde melekler eksik olmaz. Meleklerin bulunduğu evde de Allah'ın izni ile çocuklarımız bizim sağlığımızda olmasa bile torunlarımızdan birine yetişecek tarzda olsa bile mezarlarımızın rahmetle dolma nedeni olur Allah'ın izniyle. Ve kardeşlerim, bütün anne ve baba olan kardeşlerime ısrarla bir şeyi söylüyorum. Yakub aleyhisselam peygamber olduğu halde babası İsa Aleyhisselam'ın dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın kültürel ve dini mirasını taşıdığı halde çocuk büyütmede yüzde yüz istediğini yapamadı. Yusuf Aleyhisselam yıllar süren bir sıkıntı nedeni oldu onun için. Sonunda kazandı ayrı bir mesele ama hiçbir insan çocuk konusunda tek başına yeterli birikime sahip değildir. Bunu örnek olsun diye söylüyorum haşa onun bilgisinin eksikliğinden dolayı değil. Bize Yusuf Aleyhisselam olayının örnek olduğu noktalardan biri budur. Dolayısıyla bilimsel destek almak zorundayız. Bilimsel destek hem manevi yönden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve hadisi şeriflerini bize anlatan, Kur'an ayetlerini anlatan bilim, buna da bilim diyorum. Psikolojiye, pedagojiye de bilim diyorum. Bu neyi gerektiriyor? Biz eksiz insanız. Hiçbir anne çocuğunu 22 yaşında mesela doğurduğu zamanki bilgisi o çocuk 10 yaşına geldiğinde 32 yaşındaki bilgisiyle aynı değildir. O zaman 22 yaşındayken her şeyi bildiğini zannedip kitap yazabilecek düzeyde görüyordu kendisini. 32 yaşında 3. çocuğunu büyütürken bunları yanlış yapmışım düşünüyor. Aynı anne, aynı baba o şartlarda 42 yaşına geldiğinde 32 yaşını tenkit edecek. 65 yaşına geldiğinde de 42 yaşını tenkit edecek. Çünkü insan tuğla 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 koyarak yükseliyor. Sadece Allah'tır. Her şeyi kamildir. Eksiklik yoktur Allah'ta Celle Celaluhu. Dolayısıyla biz Allah'tan bize gelecek vahiy kaynaklı kültüre sahip olmalıyız. Buna ayet diyorum, hadis diyorum, İmam Gazali'nin İhya -um dinini okumak diyorum, anlamak diyorum ve beşeri bilim de diyorum. Çünkü pedagoji, psikoloji dediğimiz şeyler Amerika'da veya İsviçre'de bir adamın keşfedip bize gönderdiği paket bilgi değildir. İnsan oğlunun asırlar süren birikiminin yüz binlerce belki milyonlarca insan üzerinde denenmiş şeylerin ortaya çıkardığı sonuçlardır. Dolayısıyla biz bunların dinimize ters düşmeyen şeriatımızla aykırı bir noktada durmayan bölümünden muhakkak istifade etmek zorundayız. Bu ve son bir övdüm kardeşlerimize. Kim gibi çocuğunuz olsun istiyorsanız o tipler evinize girsin çıksın. Çocuğunuzu A türünden bir alim yapmak istiyorsunuz. Ama son 3 aydır mesela sizin evinize giren 100 kişinin hiçbiri o tip değil. Futbolcuydu, film artistiydi, mahalle komşusuydu, gıybet yapan, dedikodu yapan insanlarla çocuğunuzu yüzleştirmişsiniz. Bu çocuğu gölgeye koyup güneş görsün demek gibi olur. Bu nedenle Çocuk için ne hayal ediyorsanız o ortamı oluştur, oluşturacaksınız. Gerekiyorsa hicret edeceksiniz. Gerekiyorsa akraba ile bağınızı keseceksiniz. E, gerekiyorsa gece konduya taşınacaksınız. Köye taşınacaksınız. Her aile için ne gerekeceğini o aile tahmin eder. Ama <laughs> gülünç duruma düşmemek lazım. Yani karpuz istiyoruz. Ama ocak ayında arıyoruz karpuzu. Mevsimi değil. Hurma istiyoruz. İstanbul'da fidan dikiyoruz. Coğrafyası değil. Çocuklarımız hakkında ne istediğimizin samimiyet testlerinden birisi bizim onlara oluşturduğumuz ev çevresidir. Okul çevresidir. Arkadaş çevresidir. Akraba çevresidir. Tahminen bana verilecek cevabı şu anda biliyorum. Yok, mümkün değil. Bu sözü bana değil meleklere inandırmaya çalışalım. Yok olanlar mağaraya sığındılar. Yok olanlar hicret ettiler. Bu yokluğun ispatı sözle değil eylemledir. Hiç kimse yoksa böyle bir çevre annesi, babası, abisi üç kişiden bir çevre kurarız. Böyle derdi olan bir aile daha buluruz, altı kişi oluruz. Aradığımızı ararken Hacer annemizin Safa Merve arasında su arayarak koştuğu ve terleyip bunaldığı gibi bizim de anlımızdan aramaktan kaynaklanan terler boşaldığını melekler görsün, gerisini de Allah'a bırakalım. Geceniz mübarek olsun. Kudüs cihadı gibi ev cihadınız, çocuk cihadınız da mübarek olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.